Evlatlarım, şehri gören bir tarlamız oldu. Şimdi bu arsayı adam etmek lazım. Toprak bekliyor. Güneş de, bulutlar da. Neyi bekliyor baba? Çalışmamızı, aşkla, şevkle çalışmamızı. Avucumda ne sakladığımı bilmek ister misiniz? Bu bir mucize. Ne mucizesi be? Çekirdek bu. Evet, çekirdek. Yani tohum. Dikkatli bakın. Ne görüyorsunuz orada? Çekirdek. Çekirdeğin içinde. Tohum. Tohumun içinde. Oğullarım, dikkatli bakın. İçinde bir ağaç uyuyor. Bizim ilgimizi, sevgimizi bekliyor. Vay be baba, şair gibi konuşuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Onu uyandırmak lazım. Bunun için önce onu anasının kucağına yerleştirelim. Ve güneşin ve rüzgarın eline emanet edelim. Bekleyelim. Hani mucize baba? İşte. Baba bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Hani bunun mucizesi? Bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz. Tohumun içindeki ağacı görürseniz, mucizeyi de görürsünüz. Siz de evlatlarım, hayatta bir tohum gibi olun. Bir tohum gibi sabırlı olun. Uyanacağınız vakti bekleyin. Güneşten, topraktan ve sudan faydalanın. Bir gün yeşereceksiniz. Dal budak salacaksınız. Meyve vereceksiniz. Verdikçe çoğalacak, büyüyecek ve güzel bir ağaç olacaksınız. Hayatta vereceğiniz her karar tohum gibidir. Tohuma dikkat edin. Tohumlar içindeki ağacı görün. Şimdi biz bir tohum attık. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. İnşallah yıllar sonra meyvesini verecek. Babam görecek, ne yapıyorsun? Sabredin. Bir ağaç gibi cömert olun. Verdikçe çoğalacak, büyüyeceksiniz. Bu ağacı hatırlıyor musun Yahya? Sen 5 yaşındayken dikmiştik. Yeşerip küçük bir fidan olduğunda bu fabrikanın temelini atmıştık. Allah bu günleri de gösterdi. Şükürler olsun. Yine aynı terane. Efendim abi? Babamız küçük kardeşimize mucizeyi anlatıyor yine. Bak evladım, bu ağacı görüyor musun? Aha işte bu ağaç gibi olmalısın. Abi ya. Bu ağaç gibi olmalısın. Meyve verdikçe çoğalacaksın ve büyüyeceksin. Bu fabrika da ağaç gibidir. O da meyvesini veriyor. Onun büyümesi, bereketlenmesi için ona iyi bakacaksın, sulayacaksın ve meyvelerinden insanlara vereceksin. Vereceksin insanlara, hep vereceksin. Verdikçe çoğalacaksın. Sıra Yahya'da. Onun beynini yıkıyor şimdi. Öyle deme abi, o bizim babamız. Hadi ben sende. Bize de aklınca enayiliği öğretiyor. Bu zamanda bereketmiş, şükürmüş, fasarya. Uyanık olacaksın, her şey senin elinde. Gel, bak, bak. Şu fabrikaya bak. Adamlar bizden sonra kurdular. Şu fabrikaya bak, bir de bizim iş yerine bak. Millet hamuduyla götürüyor malı. Bizim babamız yok haram, yok günah diye diye yerimizde saydırıyor bizi. Dağıta dağıta bitiriyor bizi. Öyle deme abi. Neyimiz eksik? Borcumuz yok. Üretimimiz iyi. İhracat iyi. Müşterilere mal yetiştiremiyoruz. Ama o fabrikalar gibi büyük olamıyoruz. Yerimizde sayıyoruz. Gücümüz bu kadar abi. Aptal. Babam senin de beynini yıkamış. Bir gün benim de böyle bir fabrikam olacak. Öyle mucize falan bekleyemem. Masal da dinleyemem. Göreceksin yakında. Öyle bir büyüyeceğiz ki, öyle tohumların uyanmasını beklersek. Dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor baba. Çalışıyorum. Çalış oğlum. Allah çalışanı sever. Dua et ve çalış. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.
Merhaba. 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 Abi, Hamdi, ne oldu abi? Evladım, abi, ne oldu sana? İyi abi, misin? İyi misin? Durun. Biri kolaya getirsin. Şaban Usta nesi var bunun? Birkaç gündür hasta. Çalışma, dinlen dedim ama laf dinlemedi. Hemen hastaneye götür. Gel oğlum. Sen de gel. Hadi. Kaldım. Dikkat edin, hadi. Niye bana bildirmediniz? Araştırın bakalım nesi var. Başüstüne. Çalışan arkadaşlarımızın durumlarıyla ilgilenin. Bize haber verin Şaban Usta. Elimizden geleni yapalım. Sağ olun efendim. Allah sizi başınızdan eksik etmesin. Efendim, beklediğiniz misafirler geldi. Tamam, geliyorum. Üretim sana emanet Şaban Usta. Yahya sen de kal burada, Şaban Usta'ya yardım et. Nasıl gidiyor okul bakalım? Ya abi, güzel ama bazı sıkıntılar var. Hallolur. Hadi gezelim biraz. Vay İhsan Bey, hoş geldiniz. Buyurun geçin şöyle. Kızım sen de bir şeyler söyle bize. Ben de sizi bekliyordum, geç kaldınız. Ne var ne yok? Torunundan ne haber? Ameliyat oldu değil mi? Sizin sayenizde efendim. Estağfurullah. Sizin yardımlarınız olmasaydı şimdi torunum, Allah razı olsun. Size buraya teşekkür etmeye geldim. Otur otur, çekinme. Sağ olun, İhsan Bey, sağ olun. Her zaman yanındayım. Ayrıca torununu ben okutacağım. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak Yo. İstiyorum. Evet, itiraz yok. Önce senden bir ricam var. Buyurun. Ne isterseniz yaparım. Mahallenizde, çevrenizde muhtaç durumda fakir varsa isimlerini, adreslerini ver. Onlara destek olalım. Okuyamayan talebeler olursa söyle. Allah razı olsun efendim. Geçen de birinden bahsediyordun. Hani 3 çocuğuyla dul kalmış filan diyordun. Adresini şuraya yazsana. Tabii. Gel Fuat, gel. Bak İhsan amcan gelmiş. Oğlum Fuat'ı biliyorsun. Otur oğlum, otursana. Hiç çekinme İhsan efendi. Ne sıkıntın olursa gel söyle. Yalnız kendin için değil. İhtiyaç sahibi bildiğin, tanıdığın kim varsa bildir. Ben senin samimiyetine güveniyorum. Eskiden olduğu gibi yardım ettiğim aileler bilmemeli beni. Sadece siz bilin yeter. Sizden rica ediyorum. Oğlum otursana. Niye kalkıyorsun? İşlerim var baba. Çalışmam lazım. Avucumu açıp bahaneler sıralayıp kapı kapı yardım dilenemem ya. Fuat, çabuk özür dile. Ben ne dedim ki baba? Misafirimden çabuk özür dile. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. İhsan efendi lütfen. Oğlum adına özür diliyorum sizden. İhsan efendi. İhsan efendi. Ali Osman Bey, biz sizi tanıyoruz. Kalbinizi biliyoruz. Hepinizi adam edeceğim. Babam şımarttı sizi. O şımarttı. Tamam Fuat Bey, tamam. Artık sakin Çekil ol. Çekil be. Getir artık sen. Şunu. Ne oluyor abi? Ne olacak böyle? Babam yine dağıtıyor. Bir çare bulmalıyız. Bu fabrikayı elinden bir şekilde almalıyız. Ne dedin abi? Ne dediğimi biliyorum. Babam batıracak bizi. Halimizde ne var abi? İşlerimiz iyi. Her sene kârada geçiyoruz. Ama babamız sayesinde savuruyoruz. Önüne gelene para dağıtıyor. Olmaz artık, olmaz. Bereket diyor abi. Ulan başlatma şimdi bereketinden. Vermenin bereketi mi olur bu devirde? Babamın masallarından bir türlü kurtulamıyorsun. Kemal,
Bir şeyler yapmalıyız. Hem de tez elde. Yemek hazır. Dalgınsın. Canını sıkan bir şey mi var? Anlatsana. Çekil önümden be. Sana hesap mı vereceğim? Her gün elinde çiçeklerle geliyorsun. Söylüyorum çocuklara getirmeyin diye. Ama bakıyorum masamda duruyor. Seni çok seviyorlar. Keşke çocuklarım da sevseler. Sevmezler mi canım? Seviyorlar tabii. Fuat, bugün yine misafirimin yanında rezil etti beni. Ne olacak bu çocuğun hali? Eskiden bu kadar aksi değildi. Şükür nedir bilmiyor. Gözü çok yukarılarda. Çok tamahkar. Laf da dinlemiyor. Benim dediğimi yapsaydı şimdi memleketin en zenginleri arasına girmiştik. Şirketin hisseleri borsada ne kadar para ederdi biliyor musun? Holding olacaktık. Hiç olmazsa anonim şirket olacaktık. Ha! Ama dinlemedi. Kazandığını dağıttı. Babana haksızlık etme Fuat. Yanlış düşünüyorsun. Daha düne kadar fabrikanız bile yoktu. Her geçen gün büyüyor Allah'a şükür. İleride anonim şirkette olur, holdingde. Kısa zamanda Allah neler verdi. Buraya kadar geldiniz. Hepsi verdiklerinin bereketi. Sen de mi bereket diyorsun kız, sen de mi? Hiç akıllı biri olmayacak mı be karşımda? Etrafımı aptallar sardı. Evet be. Harika. Evet. Bu nasıl? Yeni yılın modası olacak diyorlar. Kemal. Ne oldu, ne var? Yok bir şey, yok. Of, canım sıkıntıdan patlıyor. Bırak şu oyunu. Fuat abin konuştu mu seninle? Neyi konuşacaktı? Fabrika meselesini. Dedikleri aklıma çok yattı. Babanızla oturup açık açık konuşun. Ne konuşacağız ki? Sen spastik misin be? Geldin mi oğlum? Nasıldı sohbet? İyiydi baba. Arkadaşlarla güzel bir yerde oturduk, muhabbet ettik. Kitap okuduk. Oku oğlum. Kalbini hırsa kaptırıp kirletme. Şükretmeyi de unutma. Çünkü sen son umudumsun benim. Okuluna ne zaman gidiyorsun? Haftaya baba. Sen neler yaptın baba bugün? Böyle giderse batarız biz. Birden yükselmek varken yerimizde sayıyoruz. Fason işe girmeliyiz. Alas mı aldık baba? Çok dikkatli ol evladım. Abi. Neredesiniz abi? Sizi arıyorum ne zamandır. Okula gidiyorum abi, Ankara'ya. İyi iyi, git bakalım. Abilerim benim. Bana dua edin. Okulu bitirip yanınıza geleceğim. Hadi bakalım. Güle güle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Allah kavuştursun baba.
Kemal'le düşündük taşındık. Seninle konuşmak istiyoruz uygun bir zamanın olursa. Sizin için her zaman uygun. Sizler benim oğullarımsınız. Hadi. Hadi. Baba, diyoruz ki sen biraz dinlensen. Çok yoruyorsun kendini. Yani benim yaşlandığımı mı söylemek istiyorsun? Yo baba, öyle değil de... Fabrikada ters giden bir şey mi var? Evet baba. Millet bir yolunu bulup kısa zamanda büyüyor. Ya biz? Çok ağır gidiyoruz öyle mi? Hiç banka kredisi almıyoruz baba. Millet bankadan kredi çekip işlerini büyütüyor. Ben borçla iş yapmadım, yapmam evladım. Az olsun, bereketli olsun. Varsın, yavaş olsun. Fabrika bir tohum gibidir evladım. Ona kalbinizle toprak, gayretinizle güneş, sevginizle yağmur olursanız büyür. Hiç değişmiyorsun baba. Yine inadın inat. Yine aynı masallar. Fuat oğlum. Vazgeçsin bu itirazdan. Birileri gibi kısa yoldan birden yükselmek istiyorsunuz. Birden yükselmek isteyen birden düşer. Hem de kötü düşer evladım. Müsaadenizle baba. İyi oldu uğraman Fuat. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Gördüğün gibi benim fabrikada epeyce büyüdü. İşlerin iyi gittiği belli. Evet, iyi gidiyor. Hem de çok iyi. Gir içeri. Bu devirde ambalaja değer veriyor insanlar. Fabrikanın dışı büroların göz alıcı olmalı. İçindeki o kadar önemli değil. Büyücülük gibi bir şey. Hokus pokus. Ticaret böyle. Müşteriyi tavla, havaya fırla. Anlarsın ya. Benim babam... Yine tartıştık. Babanı bilmez miyim? Dürüstlük abidesi. Gel. Buyurun. Sağ ol. Aptal, beceriksiz herif. Özür dilerim efendim, elim kaydı. Çık dışarı, git yenisini getir. Baş üstüne efendim. Büyümenin birinci şartı acımayacaksın, affetmeyeceksin. Gıkı çıkamaz bunların. Memlekette o kadar işsiz var ki, bir diklensinler bakalım. Kapıda bulurlar kendilerini. Sigortaları var mı? Oğlum ne sigortası? Laf aramızda çoğuna asgari ücretten az ücret veriyorum, çalışıyorlar. Kölelik yaşıyor Fuat. Bizim fabrikada işçiler bey gibi vallahi. Öyle para alıyorlar ki keyifleri âlâ. Sen nesin orada Fuat? Müdür mü? Oğlum aklını kullan. Bak bana. Bu fabrikanın patronuyum. Peder Bey'i çektim kenara. Oh, oh. Bizim peder başımıza kazık gibi çakıldı. Fabrikayı bir alsam ben.
Nereye? Yukarıya. Meyve getirdim sana. Al. Öf, salak mısın ne? Tamam tamam, önemli değil. Şimdi değiştiririm. Beceriksiz. Büyütme Fuat. Heh, ne yani, şimdi de ben mi suçlu oldum? Önemli değil dedim ya. Bana bak, ayağımın altına alırsam seni. Fuat yeter artık. Bir gün huzur vermiyorsun. Bana diklenme kız. Diklenme. Nasılsın kızım? İyi, iyiyim baba. Fuat evladım, bu gece vakti buraya niye geldiğimi tahmin ediyorsundur sanırım. Ne istiyorsun, derdin ne? Biliyorsun baba. Oğlum. Bana ve kardeşime güvenmiyorsun. Fuat evladım, fabrikamız meyveli bir ağaç. Bir ağaç bu hale gelene kadar ne maceralar yaşadı. Şimdi onun kesilmesini, kurumasını istemiyorum. Bakışlarındaki ihtiras korkutuyor beni. İhtirasınla ağacımızı kurutacaksın diye endişe ediyorum. Ağaç meyve verdikçe çoğalır. Yeter artık baba, yeter. Senelerdir aynı şeyleri dinleye dinleye usandım. Yok tohummuş, yok ağaçmış, bereketmiş. Baba, Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Biz hala, hala... Fuat, kendine gel. Anla artık baba. Senin devrin bitti. Bitti. Yeter be, yeter! Niye böyle oluyor Şazihan? Ben onlara ne yaptım? Ben onlar için çalıştım. Hiç yoktan buralara kadar geldik. Şükürle ve sabırla geldik. Şimdi kesmek istiyorlar ağacımı. Niye? Bazı tohumlar toprağıyla anlaşamıyor. Çürüyor işte, çürüyor. Defol! Defol git! Dur, yapma! İstemiyorum! Bırak dedim sana! Defol git! Bırak dedim! Git dedim! Defol git! Firdevs kızım. Artık dayanamayacağım baba. Kusura bakmayın. Sen benim gelinimsin. Seni bir yere gönderdim. Anneciğim. Tamam canım, tamam kızım. Bırakın gitsin, defolsun. İstemiyorum onu, istemiyorum. Bu evde ya benim dediğim olacak ya da... Bana vurdun. Belki de geç kaldım. Bana bunu da yaptırdın ya, yazıklar olsun sana. Bunu unutmayacağım baba. Asla! Allah'ım, biliyorum, imtihan ediyorsun. Sabretmeliyim. Sabretmeliyim. Sen oyun oyna dur. Hep oyun.
İşin gücün oyun. Kıyamet kopsa görmeyeceksin. Doğru söyledin yenge. Kıyamet kopsa görmeyecek. Ama görmeli. Bir şeyler yapmalıyız. Arabayı değiştirmek istiyorum. Yeni model arabalar gelmiş. Hakkındır yenge. Yalnız babam başımızda oldukça öyle her istediğimizi alamayız. Bizler bile istediğimiz arabayı alamıyoruz. Kanaat ediyoruz. İsraf etmiyoruz. Bereket için. Fakir fukara için. Yardımseverler derneği olduk vallahi. Galeriyle görüşmeye gidiyorum. Ne yapacağım ben bununla? Bravo yengemi. Yaşamasını biliyor vallahi. Bak kardeşim, artık istediğimizi almanın zamanı geldi. Birlikte hareket edeceğiz. Bu fabrika sadece ikimizin olacak. Ama falan deme. Başka çaremiz kalmadı. Çok iyi Şaban Usta. Çok iyi olmuş. Devam edin. Gözünü seveyim. Arkadaşları uyar, dikkat etsinler. Önemli olan kalite. Az üretim olsun ama kaliteli olsun. Az çalışsınlar ama iyi mal çıkarsınlar. Başsınız. Nerede kaldın? Geciktin. Buyurun. Efendim, her şey için teşekkür ederim. Bütün arkadaşlar adına teşekkür ederim. Beni şımartıyorsunuz böyle. Masam çiçeklerle doldu. Ne lüzum var? Lüzum olmaz mı efendim? Siz bizim babamızsınız. Sizin hakkınızı nasıl öderiz? Sen gidebilirsin evladım. Hakkımızı alnımızın teri kurumadan veriyorsunuz. Hem de fazla ikramiyelerle. Sağlığımızla, geçimimizle bir baba gibi ilgileniyorsunuz. Estağfurullah. Arkadaşlara teşekkürlerimi bildir. Bu çiçeği masama koyacağım. Sağ olun. Korkuyorum abi. Ulan neden korkuyorsun? Kimsenin ruhu duymaz. Sen bana bırak her şeyi. Ama abi olur mu öyle şey? O bizim babamız. Bunu ona nasıl yaparız? Bu bölgenin en büyük fabrikası bizim olacak. En çok üretim ve satışı biz yapacağız. Önümüzde tek bir engel var. O da babamız. Fabrikayı bize devredeceği yok. İşçilerine bizden çok değer veriyor. Görmüyor musun? O vermezse biz almalıyız. Nasıl? Bir şekilde kenara çekilmesini sağlamalıyız. Anlamadım. Birlikte hareket edersek, karar verirsek kolay. Yeter ki yürekli olalım. Geleceğimiz için. Ne yapacağız? Babam zaten kalp hastası değil mi? Sen ne diyorsun abi? Başka çaresi kalmadı. Yok. Biz böyle salak salak durursak Yahya geçecek fabrikanın başına. Onun beynini niye yıkıyor zannediyorsun? Baktı bize ektiği tohumlar tutmadı, şimdi ona hazır. Farkında değil misin? Bizi çöp gibi atacak. Yok. Babam yapmaz. Biz bir şey yapmazsak o yapar. Abi? Yoksa... Yok canım. Biz sadece devre dışı kalması için küçük bir operasyon yapacağız. Ya ters bir şey olursa? Ya ölürse? Orasını bilemem bak. Ne diyorsun? Bir şey olursa... Bir şeycik olmaz. Yürekli ol lan. Geleceğini düşün. Bu akşam planı uygulamaya başlıyoruz. Artık babamın saltanatına son veriyoruz. Tamam mı? Baba. 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 Babam kalp krizi geçiriyor. Babam kalp krizi geçiriyor. İlaçları nerede? Baba. Baba, ben şimdi ilaçlarını getiriyorum. Kemal. Gitti artık Kemal. Gel. Biz öldürdük. Biz gel. Öldürdük baba. Biz öldürdük. Sus. Kemal sus. Biz öldürdük. Sus. Baba. Kendi öldü. Kriz geçirdi. Tamam. Kalp krizinden öldü. Tamam. Kalp baba. Krizi geçirdi. Sus. Kalp krizi. Baba. Tamam mı? Sus. Ali Osman Bey, beni niye bırakıp gidiyorsun? Hadi gidelim artık.
Anne, hadi gidelim. Baba. Yahya, hadi gel. Baksana şuna. Yahya. Artık olan oldu. Elimden bir şey gelmez. Biz de çok üzülüyoruz. Bundan sonra babamızın emanetini korumak bize düşer. Bize güven. Senin okuman için her şeyi yapacağız. Çok kazanacağız. Biz kazandıkça sen de kazanacaksın. Okulundan geri kalma. Gözün arkada kalmasın. Anamıza da iyi bakarız. Bundan sonra daha da zengin olacağız. Söyleyeyim de Bülent'e seni garaja kadar götürsün. Artık büyümenin zamanı geldi. Hedeflerimize bir bir ulaşacağız. Şaban ustayı çağır. Fabrika bizim. Bütün yetkiler bizde. Yüzün gülsün artık. Aslında babam bizim yüzümüzde. Bırak babamı artık. Gir. Onun devri bitti artık. Beni çağırmışsınız Fuat Bey. Bunu bize alabilir miyiz Fuat Bey? Efendim, ben senin ve bu fabrikadakilerin efendisiyim, anladın mı? Bundan sonra efendim diyeceksiniz. Kemal Bey'e de aynı şekilde hitap edeceksiniz. Onun insanlığı adına efendim. Bütün ustaları çağır. Onlarla konuşmak istiyorum. Peki efendim. Çabuk. Gel. Hoş geldin. Artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra fabrikaya her giren çıkandan haberimiz olacak. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Ayrıca kardeşimle yeni bir karar aldık. Sizin ve bütün işçilerin maaşlarını %30 oranında düşürüyorum. Şahsen ben fabrikamızın geleceği için maaşımın düşmesine razı olurum. Arkadaşlarım da razı olur buna. Ama lütfen söyler misiniz? Niye böyle bir karar aldınız? Söylediğin gibi. Fabrikamızın geleceği için. Ayrıca mesai saatleri uzatıldı. Sabah 8'den akşam 8'e kadar herkes burada olacak. Bu çok fazla. Siz bilirsiniz. Maaşından, çalışma sisteminden memnun olmayanlara kapımız açık. Gidebilirler.
Dışarıda sizin aldığınız maaşın dörtte birine çalışmak isteyen yüz binlerce işsiz var. En ufak bir terslik olursa atarım işten. Babam gibi acımam. Anladınız mı? Ben ve arkadaşlarım bu konuşmanız ve tehdidiniz karşısında bir dakika bile burada durmak istemezdik ama burası babanızın emaneti. Hadi. Olur mu böyle şey? Ama nereye? Hepsi izaya gelecek. Hepsi. Ne var? Sokma içeri. Def et gitsin. Özür dilerim. Patron kabul etmiyor. Biz sadece baş sağlığına gelmiştik. Söyledim ama maalesef. Ah Ali Osman Bey. Senin hakkını nasıl öderiz? Hadi gidelim. Bundan sonra benim iznim olmadan kimse girmeyecek fabrikaya. Babamın devamlı görüştüğü arkadaşlarının hiçbirini istemiyorum. Özellikle yardım istemek için gelenleri. Anladın mı? Anladım efendim. Şimdi bana muhasebeciyi çağır. Baba! Baba! Hayır! Baba! Hayır! Hayır! Ama efendim, babanız hiç banka kredisi kullanmadı. Biz kullanacağız. Tam 1 milyon dolar. Çok para efendim. Nasıl geri öderiz? Ayrıca şu sıra faizler de çok yüksek. Sen dediğimi yap Haşim efendi. Derhal bankayla irtibat kur, gereken işlemleri hallet. Ama büyük riske giriyorsunuz beyefendi. Sana ne? Sen üzerine düşen vazifeyi yap. Peki efendim. Ben sadece üzerime düşen görevi yapmak istemiştim. Gel Kemal, gel. Ne oldu sana böyle? Yüzün bir tuhaf. Babamı gördüm. Saçmalama. Gel otur şöyle. Hep görüyorum abi. Öldüğünden beri sürekli karşıma çıkıyor. Doktora görün o zaman. Şu evrakları bir imzalasana. Ne bunlar? Bir okuyayım. Ya ne okuması? İmzala işte. Ne bakıyorsun? İmzalasana. İmzala sen, fabrikanın işleri. Bana güvenmiyor musun? Göreceksin. Kısa zamanda zirveye ulaşacağız. Osman Bey. Sen miydin Kemal? Nasılsın anne? Seni birden o sandım. Evimizin direğiydi. O gidince sanki her şey üzerime çöküyor gibi. Endişe ediyorum evladım. Abin gözü dönmüş onun. Ona uyma evladım. Çok korkuyorum. Bir şeyler olacak gibi.
Şu işin hesabını kesin. Son günlerde biraz rahatsız efendim. Hastaneye gidip geliyor. Hasta işçinin burada işi yok. Derhal kesin. Gönderin gitsin. Ayrıca bu yaşlı adamı da gönderin. Dışarıda işsiz bir sürü genç var. O çocuklarını okutuyor. Fabrika kurulduğundan beri de bu fabrikada çalışıyor. Şaban Usta, itiraz etme. Ne diyorsam onu yap. Her şey yenilenecek. Yeni makineler gelecek. Daha hızlı, daha çok üretim. Ve yeni bir kadro. Dileyen çalışır, dileyen çalışmaz. Ama efendim. Evet. Siz onun oğlu olamazsınız. Kusura bakmayın Fuat Bey. Şimdiye kadar size babanızın hatırına onun bu emaneti için sabrettim, sustum. Ama görüyorum ki siz onun oğlu değilsiniz. Artık burada çalışamam. Biz de çalışmıyoruz. İsyan ha? Defolun! Hepiniz defolun! 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 Defolun gidin! Sağ olasın usta. Sağ olun. Hepiniz defolun! Hep senin yanındayız. Helal sana usta. Merak etme. Sanki umurumda. Kesin hesaplarını. Memlekette işsiz kaynıyor. İşçi mi yok? Yarın kadroyu tamamen yenileyeceğim. Yepyeni bir kadro olacak. Yepyeni bir fabrika. İşçiler bulunur da efendim. Ustalar pek bulunmaz. Keşke Şaban Usta'yı göndermeseydiniz. Piyasada onun gibisi zor bulunur. Paranın ucunu gösterince usta da bulunur kalfa da. Onlar beni tanımıyorlar da. Fuat Bey'i hepsi tanıyacak. Memleket tanıyacak. Gir. Efendim? Ne var? Banka krediyi vermiyor. Ne demek vermiyor ya? Nasıl vermezmiş? Kefil istiyorlar. Fabrikamız kefil. İtibarımız kefil. Ali Osman Bey olsa verirdik diyorlar. Ne ilgisi var be? Tamam gidin. Buyurun efendim. Bana banka müdürünü bağla. Ali Osman Bey olsaymış verirlermiş. Ne oldu Kemal? Geçen hafta müşterilere giden mallar geri geldi. Malların hepsini göndermişler. Göndermişler mi? Mallarımızda eski kalitenin olmadığını söylüyorlar. Saçmalama ya Kemal, saç ver. Alo. İyi günler Fuat Bey. Evet. Ben satıştan arıyorum. Müşterilerle görüştünüz mü? Görüştük efendim. Ne kadar sipariş aldınız? Alamadık efendim. Eski siparişlerini de iptal ettiler. Ne oluyor ya? Abi. Tamam, peki. Bildiğin gibi. Hep aynı, bir değişiklik yok işte. Kapatıyorum. Alo, Yahya? Seni istiyor. Ne istiyormuş? Yahya'cığım ne istediğini soruyor. Merhaba demek istiyormuş. Sonra ararsın. Sonra ara Yahya. Abin şu an müsait değil. Hadi güle güle. Ne oluyor? İşler kötüye gidiyor.
Tamam. Dışarıda babam var. Sen delirdin mi? Bana öyle bakıyor ki. Öyle bakıyor ki. Aman aman. Aklını kaybedeceksin de başıma bela olacaksın. Baba. Baba. Öf. Para lazım bana, para, para. Satın, satmadan gelmeyin. Biraz yağ çekin be, müşteri yağdan anlar. Sizlere tonla para veriyorum. Satış temsilcisi seçtim sizi. Tamam, tamam. Bana ne be eski günlerden? Gir. Gel Kemal, gel. Mallar yine mi geri geldi? Elimden gelen her şeyi yapıyorum. En kaliteli ambalaj yaptım. En iyi satış temsilcilerini tuttum. Ama yok, bir tek müşteri yok. Mallar elimizde kaldı. Kötüye gidiyoruz. Borçlar da birikti. Senetler, çekler. Bir terslik var ya bu işte. Babamın ağı tutuyor galiba. Saçmalama ya. Öleli bir seneye yakın oldu. Bir adım ilerleyemedik. Her geçen gün çöküyoruz. Çökmeyeceğiz. Ne yapabiliriz abi? İşler huzursuz. İki aydır maaşlarını ödeyemiyoruz. Makineler durdu adeta. Mallar depoda yığıldı, bekliyor. Şaban Usta. Eski kadroyu geri çağırsak belki... O zaman babamın eski müşterileri bize sıcak bakarlar. Hayır. Hayır. Ben başaracağım. Mali arabasının işi ne orada? Fabrikaya haciz gelmiş abi. Banka kredisini ödeyememişlerdi. Adamlar fena düşmüşler. Abi. Abi. Gel dediğimi yap. Babamın ustalarını çağıralım. Şaban Usta'ya büyük yetkiler verip müşterilerle irtibat kurmasını sağlayalım. Başka çaremiz kalmadı. Yoksa bizim de sonumuz böyle olur. Hem böylelikle babamızın ahı... Bir çaremiz var. Daha önce niye aklıma gelmedi? Tabii ya. Tabii. Başaracağız Kemal. Başaracağız. Başaracağız. Alo. Ne oldu? Fabrikada yangın çıkmış. Yangın nasıl çıkmış? Biri mi kundaklamış? Ne oldu? Bana da söylesenize. Anneciğim bilmiyoruz. Bilsek söylemez miyiz? Peki ne yapacağız? Fabrika bizim ekmek teknemizdi. Babanın emanetiydi. Neyle geçineceğiz? Dert etme anneciğim. Fabrikamız sigortalıydı. Sigortanın verdiği parayla yeni bir fabrika kurarız. Belki de böylesi daha iyi oldu. Öyle değil mi? Yangın bu evladım. Yangının iyisi mi olur? Neyse, yarın sabah sigortadan çağırıyorlar beni. Yarın ben de geleyim seninle. Abi. Yangını sen mi çıkardın? Son bulduğun çare bu muydu? Aferin be Kemal. Bu sefer aklın çalıştı. Tonla sigorta parası alacağız oğlum. Abi bunu nasıl yaparsın? Onca adam işsiz kaldı. Ayrıca fabrika babamın emanetiydi. Sen de annem gibi konuşma ya. Hem sana ne oluyor? Sigorta parasını ben alacağım. Sadece ne? Ben. Nasıl yani abi? Sen silme aptalsın be. Önüne kağıtlar koyuyordum. Boş kağıtlar, dolu kağıtlar. Sen de saf saf imzalıyordun. Farkında olmadan fabrikanın bütün haklarını bana verdin oğlum. Sen küçüklüğünden beri aptaldın, saftın. Fabrikayı seninle paylaşacağımı mı sandın? Yahya da ufak mesele, onu hallederim. Alçak, alçaksın sen. Ne yapıyorsun Kemal? Geberteceğim seni. Bırak beni. Kemal, geberteceğim bırak seni. Bırak beni.
Bırak! Sen abi falan değilsin. Bırak beni. Çaksın sen. Bırak! Alçak! Bırak! Şeytansın sen. Şeytan! İn arabadan, in! Abi niye yaptın bunu? Ne oluyor sana? Farkında değil misin? Babam öleli başımıza neler geldi? Onun ahı tuttu. Fabrikamız yok oldu. Biz iki kardeş birbirimize girdik. İhtirasın felaket getirdi abi. Felaket. Hatırlasana. Eskiden babam ne demişti? Hatırlasana. Avucumda ne sakladığımı bilmek ister misiniz? Bu bir mucize. Ne mucizesi be? Çekirdek bu. Evet, çekirdek. Yani tohum. Dikkatli bakın. Ne görüyorsunuz orada? Çekirdek. Çekirdeğin içinde. Tohum. Tohumun içinde. Oğullarım, dikkatli bakın. İçinde bir ağaç uyuyor. Bizim ilgimizi, sevgimizi bekliyor. Biz tohumu çürüttük abi. Beklemedik. Sabretmedik. Sevmedik. Dua etmedik. Çürüttük tohumu. Masal bunlar, masal. Ama yaşıyoruz abi. Bir zamanlar diktiğimiz, yeşeren ağaç olan tohumu kendi ellerinle yaktın. Babamı dinlemedik. Onun sözüne değer vermedik. Bir kere hatırla dediklerini. Hatırla. Siz de evlatlarım, hayatta bir tohum gibi olun. Bir tohum gibi sabırlı olun. Uyanacağınız vakti bekleyin. Güneşten, topraktan ve sudan faydalanın. Bir gün yeşereceksiniz. Dal budak salacaksınız. Meyve vereceksiniz. Verdikçe çoğalacak, büyüyecek ve güzel bir ağaç olacaksınız. Hayatta vereceğiniz her karar tohum gibidir. Tohuma dikkat edin. Tohumlar içindeki ağacı görün. Şimdi biz bir tohum attık. Bekleyeceğiz, sabredeceğiz. İnşallah yıllar sonra meyvesini verecek. Abi, zararın neresinden dönülse kârdır. Gel vazgeç. Sigortadan alacağım para helal değil. Artık olan oldu. İn arabadan. Yangında bereketlidir kardeşim. Şimdi onun bereketini almaya gidiyorum. Abi! Baba! Baba! Fuat abime ne oldu? Oğlum. Yahya. Kardeşim merak etme. Ameliyatta abimiz. Niye geç haber verdiniz? Babamın vefatını da geç bildirmiştiniz. Niye, ben bu ailenin ferdi değil miyim? Kusura bakma Yahya. Doktor sakin ol. Sakin ol, yaşayacak. Ama maalesef hayatı boyunca birine muhtaç olarak ve takma bacaklarla ayaklarını kesmek zorunda kaldık. Maalesef şuuru yerinde değil, hiçbirinizi tanıyamaz. Geçmiş olsun. Yok.
Tohum. 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 Fuat. Abi. Tohum. 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 Baba. Affet bizi baba. Affet. Senin kıymetini bilemedik babam. Affet. Affet babam. Al bunu. Yahya'ya ver. Bu tohum ancak onun kalbinde yeşerir. Siz çürüttünüz. Hem tohumu hem kalbinizi. O uyandırsın içinizdeki ağacı. O uyandırsın sizin içinizdeki ağacı. Abi? Ne oldu abi? Ya ya. Tohum. Tohum.